CS hattından herkese merhaba efendim. Yine dop dolu bir akışımız var. Üzeyir Doğan bugün konuğumuz olacak. Philip Kipsel Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı. Aynı zamanda bugün ağırlayacağımız şirket Reysaç Lojistik olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven birazdan bizlerle olacak. Kısaca rakamlara bakalım, ardından da konuklarımıza geçeceğiz. Borsa İstanbul'da ciddi bir rally yaşanıyor. %2.76'lık prim bir günlük. Özellikle tabii geçtiğimiz hafta biraz duraksayan borsada tekrardan tüm endekslere alım gelmiş gözüküyor. Sınayide özellikle ciddi primler var. Bir yandan baktığımız zaman bankacılık tarafında da %2.5'a varan prim dikkat çekiyor. Dolar TL tarafındaysa 27'nin üzerinde 27-21'lere gelmiş bir seviyeden bahsediyoruz. Şimdi bugün tabii sınayi önde gidiyor ama ulaştırma tarafının da pozitif olduğunu hatırlatalım. Yani hemen hemen tüm endekslerde yükselişin sürdüğünü söyleyelim. Küresel tarafta dolar endeksi Mart'tan bu yana en yüksek seviyede. Almanya'da da özellikle 10 yıllık tahvil faizi 2011'den bu yana en yüksek seviyede. Özellikle baktığımız zaman euro dolar paritesini tabii bu aşağıya doğru baskılamış durumda. Dolar endeksinin 105.63'e geldiği ortamda Avrupa'da bir miktar toparlanma görebildik mi? Şimdilik hayır diyelim. Çünkü özellikle borsada tüm endekslerde Londra, Paris, Frankfurt, İtalya hepsinde satıcılı seyir devam ediyor. Bir miktar ABD tarafında Nasdaq'ta sınırlı alım söz konusu iken vadeliler tarafında kapanışı söylüyorum elbette cuma kapanışını ama vadeli tarafta şu anda her 3 endeksinde satıcılı seyirde olduğunu görüyoruz. Bir miktar petrol hareketlenmişti ama bugünün en büyük hikayesi yine ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrardan %4.5'lara yakınsadı. Altın bir miktar satılıyor ve petrol bir miktar alınıyor. Yine Brent petrol tarafında 93.5'lara ulaştı diyelim fiyatlamalar. Hemen Seda'ya döneceğiz integralden. Seda Yalçınkaya Özer hafta başlangıcında bizlerle. Seda hoş geldin, iyi haftalar diliyorum. Ne dersin görünüme ilişkin? Merhaba Gözde, ben de sana iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Tabii şimdi aslında senin söylediğin çok doğru. Genele yayılan bir adım var ve burada fiyat hareketlerin o geçen hafta 7600'e kadar oluşan geri çekilmeyi tamamıyla kirli pasını atmış durumda. Yükseliş hızı devam ediyor. Sanayi endeksindeki hisseler biraz daha ön planda ama genele yayılan alımlar sürüyor. Bankacılık endeksinde de yine alımların ön planda çıktığını görüyoruz. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli'nin endeks içerisindeki ağırlığı en yüksek olduğunda, en yüksek sıralamalarda olduğundan dolayı biraz daha ağırlık bu tarafta artmış durumda. Dolayısıyla endeks içerisindeki katkı bu taraflardan geliyor ama ilk hani onlara baktığımız zaman, ilk beşlere baktığımız zaman özellikle enerji sektöründeki ve biraz daha çimento sektöründeki hisselerin adımlarda hız kazandığını görüyoruz. Tabii şimdi zaman zaman bu hisse rotasyonları, bu sektörel anlamdaki rotasyonlar oluşuyor ve değişiyor. Geri planda kalan hisseler de var. Dolayısıyla endeksteki bu yukarı yöndeki hareket 8000 üzerinde sürdükçe ve burada devam ettikçe dönüp bu sefer hani biraz daha çarpanlar bakımından ucuz kalan bir BIST endeksinde geri planda kalan hisselere yönelik bir adımların hız kazandığını göreceğiz. Biraz sanki işte en çok yükselen hisselerde soluklanacak diyebiliriz önümüzdeki günlerde. Bunu görme şansımız var. Tabii şimdi Ekim ayına girmekle birlikte biraz daha bilanço beklentileri de hız kazanacak ve buralarda bilançonun sektörel anlamda sektörel beklentilerin, sezonsal anlamda beklentilerin de ön plana çıktığını göreceğiz. O nedenle burada değişik fiyatlamalar da ön plana çıkacaktır. Ama 8000 endeks seviyesinin üzerinde satışlar karşılandığı sürece 8400'deki o zirve seviyesine doğru hareket etme şansımız oldukça önemli olacak. Bugün biraz hızlı gittiğimizden dolayı hani bir miktar 8000'lere doğru geri çekilme yarın ya da önümüzdeki günlerde oluşabilir. Ama bu gün içi düzeltme şeklinde kalabilir. Çünkü ana yön yukarı ve hız kazanımı biraz daha ön planda gibi görünüyor. Tabii BIST 100 içerisinde, BIST 50'de ve BIST 30'da da hisse değişimleri de söz konusu oldu. Bunu da yaşayacağız 1 Ekim'den sonra. Dolayısıyla aslında endekste geçen haftayı geride bırakmanın, biraz daha yabancı yatırımcıların bizimle birlikte olmaya başlayacağına yönelik algının ya da beklentilerin ön plana çıktığı, 500 bas puanlık bir faiz artırımının olabileceğini bir sonraki toplantılarda ve işte geçtiğimiz toplantıda alınan faiz kararlarının olumlu etkilerini
Borsa İstanbul fiyat diyor. Düzeltme bitti mi? Peki bir önceki haftanın oluşumun düzeltmesi bitti mi? Açıkçası 7600 seviyesi üzerinde kaldığı sürece orta vadede zaten yukarı yönde pozisyonların korunacağı bir ortam söz konusu. Kısa vadede bu seviye 8000 seviyesine doğru gelmiş durumda. Geri çekilme olabilir dediğim gibi ama 8000 üzerinde endeksin karşılanması halinde yeni rekor seviyeleri de gelmemiz mümkün gibi görünüyor. Seda, çok teşekkür ediyoruz sana. Görüşmek dileğiyle kısa bir reklam arası, aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Doğan bizlerle, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi endekste önümüzdeki dönemde yeni TL bazlı rekorlar kırılacak gibi gözüküyor. Bugün de ciddi anlamda topyekün bir alış var. Alım geldi piyasaya. Öncelikle onu sormak isterim. Bu iyimserliğin sebebi ne? Ve tabii yıl sonu özellikle BIST 100'deki hedef seviyeler güncellenecek mi, ne dersiniz? Biz tarafındaki bu genel olumlu havada biraz yabancı yatırımcı girişi beklentisini ben etkili olduğu kanaatindeyim. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar burada çok önemliydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde beklenen 51 milyar dolarlık yatırım sürecinin görüşmelerin devam ettiği ve yıl sonuna kadar da bu sürecin başlayacağı yönünde bir açıklama vardı. Bu genel anlamda piyasayı pozitif etkiledi diyebilirim. İkinci konuda yine aynı açıklamanın içerisinde yaklaşık rezervlerde 3 aylık süreçte 22 milyar dolarlık artış oldu. Bunda yabancı girişinin hani etkisi olduğu vurgusu vardı ve önümüzdeki günlerde borsa dahil sermaye piyasalarımıza, para piyasalarımıza para girişinin devam edeceği yönünde bir vurgusu vardı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın. Bunun ben genel olarak piyasada olumlu bir atmosfer oluşturduğu kanaatindeyim. Zaten bir süredir bahsediyoruz. Eğer Borsa İstanbul'da bundan sonra yeniden bir hikaye yazabileceksek, işte o yıl son hedefleri dediğimiz rakamlar, işte 10 binler civarındaki rakamları konuşacaksak, bunu sağlayacak etken bu saatten sonra yabancı giriş. Yani yabancı giriş olmadan bunu içeriyle taşımak çok mümkün gibi gözükmüyor. Yabancı girer mi? Evet, son dönemdeki donelere baktığımızda bu girişe dair ciddi emareler var aslında. Örneğin halka arzlardan bazılarında dünyaca tanınan bilinen fonların hisse aldığını gördük. Bazı hisselerde, şirketlerde bu pay geri alımı ile yapılan alımların ya da normal hisselerde yabancıya blok satışlarını gördük. İşte en son emlak konut satışı bunun bir örneğiydi ve bana kalırsa %5'e yakın bir miktar, oldukça büyük bir miktar ve yine piyasa fiyatının çok az altında iskontoyla bu satış gerçekleşti. Bence bu da bir başarı hikayesiydi. Onun da piyasaya bir giriş işareti olarak algılamak mümkün. Ama diğer portföy akımları, normal girişler, geçmişte alışık olduğumuz girdiler, işte hisseleri portföy olarak aldılar, götürdüler. O alışları henüz çok net göremedik açık söylemek gerekirse. Özellikle bu perşembe günleri açıklanan Merkez Bankası'nın para istatistiklerinde yabancı alımlar hisse senetleri tarafında çok yoğun olmadığını görüyoruz. Ama ilerleyen günlerde bunun o artabileceğine dair emareler de var. Dediğim gibi önce bu blok satışlar, hisse alımları, halka arzlara girişler bunların ilk işaretçileri gibi gözüküyor. Gerek CDS primindeki düşüş, gerek son dönemde yabancının Türk tahvillerine az da olsa ilgi göstermeye başlamış olması, bankalar başta olmak üzere kurumların yurt dışı Eurobond ihraçlarının oldukça cazip diyebileceğimiz, en azından 6 ay öncesine göre koşullarda gerçekleşebiliyor olması, bu da yabancının Türkiye'ye yönelik bir ilgi gösterdiğini işaret ediyor. Ben bu ilgiyi aksatacak herhangi bir yol kazasına uğramazsak Borsa İstanbul'da yeni zirvelerin yakın dönemde görülebileceğini düşünüyorum. Biraz ekonomideki yavaşlama şirket finansallarını belki biraz baskılayabilir ama yabancı yatırımcının giriş yaptığı dönemde hani bu kısa vadeli baskıların da çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyorum. Yabancı girdiği zaman biraz daha hani orta uzun vadeli projeksiyonları değerlendirerek bir giriş yapacaktır. O açıdan ben genel itibariyle olumlu trendin korunduğu ve korunmaya devam edileceğini düşünüyorum borsa tarafında.
Peki yabancı ne alacak? Hangi hisselere teveccüh edecek? Biraz hep böyle işte bankacılık tarafındaki alımlara alışmıştık. Özellikle bugün tabii çok ciddi bir alım olduğu için soruyorum. Biraz bu eğilim tabii bozulmuştu. Özellikle hani regülasyonların etkisi ve sürekli olarak gelen bir düzenleme tabii furyası. Burada bankalarda tabii özellikle ellerinde bulundurdukları tahviller vesaire bunlar hep bir yük olarak ifade ediyorduk. Değişecek mi bu trend? Var mı bu anlamda bir beklentiniz? Yabancı geldiğinde ilk olarak değerlemesini iyi bildiği ve rahat alıp satabildiği hisselere ve sektörlere giriş yapıyor. Yani burada da bankalar burada en kolay değerlemesini yaptıkları, değerlerini bildikleri ve kolay alıp satabildikleri hisseler oluyor. Bankalar bununla birlikte bu banka sahipliği olan özellikle büyük ölçekli holdingler, sigorta şirketleri, yine otomotiv sektörü, perakende sektörü gibi Türkiye'nin öncü şirketlerinin bulunduğu şirketler, havayolu şirketleri. Bunlar biraz daha hızlı giriş çıkış yapabildikleri ve tanıyıp bildikleri sektörler ve şirketler. Bu nedenle ekstra yabancı girişlerinde yine bu tarafın ön plana çıktığını görüyor olacağız. Ama ilk etkileri özellikle mali tarafta, banka sigorta tarafı biraz daha hızlı görebiliriz diye düşünüyorum böyle bir giriş esnasında. Ama dediğim gibi bu 5-6 sektöre yayılan ve ölçek olarak Borsa İstanbul'da, BIST 30'da, BIST 50'de hadi diyelim BIST 100'de olan şirketler içerisinde bu yatırımların dağılacağını düşünüyorum. Özellikle burada biraz önce de ifade ettim, tanıdıkları bildikleri şirketler, yani bu son halka arzlardan ziyade rüştünü ispat etmiş, borsada geçmiş değerlerini ispat etmiş şirketlere biraz daha ilgi yoğun olabilir böyle bir dönemde. Evet, burada tabii yerli yatırımcının da zaten ciddi anlamda teveccühü olduğu için onu da sormak istiyorum. Yani burada artık bir doyum noktasına gelindi mi? Halka arzlar malum tabii burayı çok besliyordu ama şimdi orada da tabii artık alternatif kanallarda başka enstrümanlara bir yöneliş de olabilir diye düşünceler var. Ne dersiniz? Yani burada yerli yatırımcı gerçekten borsaya bir ilgi gösteriyor ama bu ilgiyi de çok hani yanlış yorumlamak lazım bana kalırsa. Yatırımcı sayımız 7.7 milyona çıktı. Yani pandemi öncesi bu sayı 1.2 milyon, 1.3 milyon civarındaydı. Gördüğümüz rekorlar neredeyse. Ve yıllarca hani bu sayının arttırılması yönünde çabalar vardı. Olmadı. Ama pandemide bir anda borsa revaçta oldu. Daha sonra da bu halka arz furyası başlayınca 7 milyon 700 bin yatırımcı sayısına kadar çıktık. Bunun ne kadar gerçek yatırımcı bu tartışılır. Yani daha önce biliyorsunuz halka arzlarda hesap bazında dağıtım vardı. Onun için yatırımcı kurum kurum gezip ulaşabildiği tüm kurumlardan hesap açıyordu ve bunun üzerinden halka arza katılıyordu. Bunun hani sakıncalı bir süreç ya da aracı kurumlar için sıkıntılı bir süreç doğurduğu için bu sefer sicil bazında dağıtıma başladık. Ve sicil bazında dağıtıma başlayınca daha önce aracı kurum kapısı gezen yatırımcılar bu sefer eş dost kapısı gezip hesap açmaya başladı. Yani kızına, oğluna, dayısına, teyzesine, halasına, eşine. Artık kimi bulduysa hesap açmaya başladı ve böyle bir sürece geldik. Ve şu an baktığımız zaman hani Borsa İstanbul'daki yatırımcılara yani yaklaşık 7.7 milyon yatırımcının yarısı yaklaşık olarak 10 bin liranın altında portföye sahip. Yani bu hani çok sağlıklı bir büyüme olmadığında belki bir işareti bir tarafta. Ama neticede bir borsaya ilgi var. Sadece bunlar değil sonuçta gelenler. Gerçekten yatırım yapmaya gelenler de var. Bir para girişi var. Halka arzlar da buna öncülük sağlıyor diyelim. Ama dediğim gibi biraz hani orada kantarın topuzunu kaçırmamak lazım. Yatırımcı sayısı bazında hani o rakamları da çok göklere çıkartmamak lazım. İşin realitesine biraz daha bakmak lazım. Çünkü sonuçta borsadaki toplam tasarrufun yaklaşık %90'ına yakını yaklaşık 250-300 bin kişide. Yani aslında sermaye piyasamızın derinliği bununla sınırlı. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğer bir yükseliş olacaksa Borsa İstanbul'da yeni rekorlara koşacaksa burada bu yeni gelen yatırımcıdan ziyade bizim artık yabancı yatırımcı girişine ihtiyacımız var. Bu da çok net görülüyor bana kalırsa. Evet, halka arzlar tarafında dediğiniz gibi yani tabii bir düzenleme gelir mi onu takip edeceğiz. Bazen tabii bunlar çok dillendiriliyor.
Özellikle dediğiniz gibi yani aslında borsanın %90'ı hani bir kitlenin elinde gibi gözüküyor. 250 bin, 300 bin kişi diyoruz ama elbette kalıcı hale gelmesi hepimizin isteği ama yabancıya tabii daha çok odaklandık. Şimdi S&P'nin Cuma günü bir not değerlendirmesi olacak. Beklenti var mı burada güncelleme ile ilgili? Yani şöyle söyleyeyim, benim beklentim en azından Fitch gibi negatif olan görünümü durağına çevirmesi yönünde. Hani üstünü yaparsa da niye yaptı demem. Ama herhangi bir değişiklik yapmazsa bunu gerçekten S&P'yi bir kınama kararı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye o günkü notları verdikleri dönemde farklı bir ekonomik model uyguluyor ve bu ekonomik modelin de sonuçlarını görmeye başladı. Birçok alana bu yansıdı. Yani en net yansımalardan biri İşte CDS primlerimiz bir ara binleri geçer mi tartışması yaparken şu anda 370'ler civarında, 380'ler civarında. Borsamız 4400'den 8000 civarına gelmiş durumda. O günkü faizlerimiz, politika faizimiz hani 8,5'tu. Bugün 30'a geldi ve artış eğilimi devam ediyor. Kur tarafında bir stabilize sağlanmaya başladı. İhracat tarafında bir artış var. İthalat tarafı bu kredi faizlerinin artması, kurun artmış olması nedeniyle biraz daha artış hızında yavaşlama eğilim var. Yani o güne göre daha pozitif bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız çok net. Yani yabancı Türkiye'ye artık bakmaya başladı, ilgi duymaya başladı. Burada bir şeyler değişiyor ve bu rakamlara da yansımaya başladı. Yani bunu kredi derecelendirme kuruluşlarının da değerlendirmeye alması gerekir kanaatindeyim. Yani bu toplantıda en azından görünüm revizyonu gelecektir. Bu ben cepte olan bir şey diye düşünüyorum kanaatimce. Evet. Dediğim gibi yapmaması kınama mevzu olur. Yıl bitmeden ya da en fazla gelecek yılın sonunda da Türkiye'nin nette not artışını göreceğimizi düşünüyorum. Yani gelecek yılın ilk çeyreği bitmeden biz not artışlarını da kurumlardan görmeye başlarız kanaatindeyim. Evet, takip edeceğiz. Zühre Doğan, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Reysaç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'e dönelim. Hoş geldiniz yayına. Tam da siz yoldayken KAP'ta bildirim geldi. GEO tarafında tabii bir takım işte yine yeni sözleşmeler duyuruldu ama şimdi tabii Reysaç Lojistik ana şirket altında aslında GEO'da. Altında değil de yan şirket yan ama şirketi. En büyük hisseleri lojistik GEO'nun. Evet. Peki şimdi bir yandan tabii özellikle lojistik tarafında bilançonun detaylarını inceledik. Baktığımız zaman ikinci çeyrekte zaten ciddi bir net kar yapılmış ve özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir KKM geliri de buna eklenmiş. Şimdi genel olarak lojistik sektörüyle ilgili biraz sizden dinleyelim. Yani mevcut durum ne? Pandemi döneminde ciddi kazanımlar vardı. O canlılık devam ediyor mu? Bu net karlar mesela önümüzdeki dönemde 3. çeyrek, 4. çeyrek devamı gelecek mi? Yoksa hani en iyisi geride kalıyor mu? Nasıl görüyorsunuz biraz? Tersten başlayayım. Peki. Karlar artarak devam edecek. Çünkü bizim yatırımlarımız artık ekonomiye dönüşmeye başladı. Bugün de bir yaptığımız binanın teslimini yaptık bir markaya. Geçen hafta da 4 tane dünyanın oldukça büyük markalarından birine işte meyve toplama zamanı. Tekrar lojistiğe dönersek pandemide çok büyük bir ihtiyaçtı. Çünkü herkes evde oturuyordu. İnanılmaz bir tüketim vardı. Bu tüketimi sağlamak için de tek bir kaynak, tek bir ulaştırma şekli lojistikti. Pandemide sıkışan üretimler pandemi sonrası arttı. Yani bu çip krizi falan gibi deniyor ama çip krizi inanılmaz bir boyutta değildi. Bir şekilde üretiliyor. Bence çip krizi ürünün pahalanmasına ve ulaşmasına zorlaşıyor anlamı taşıyarak daha da fazla stokların oluşması sebep oldu. Ve bu stoklarda gördüğünüz gibi Çin'den 14 bin dolara konteyner geldi, 500 dolarlık şimdi 2-3 binlerde. Lojistik Türkiye'de ve dünyada insanın yaşamıyla birlikte artarak devam eden, çünkü eskiden Erzurum'da oturup Erzurum'un peynirini yiyenin sadece Erzurum'da olmayıp Amerika'daki de birisinin o Erzurum peynirini yiyeceğini düşünerek bir paketleme, paketli ürünlü dağıtımı oluşmaya başladı. Bu nedenle lojistik artacak ve artacak, devam edecek. Yani hacimsel artış zaten yaşanmıştı pandemi sürecinde ama halen daha da aslında hacimsel artış beklediğinizi anlıyorum ben.
önümüzdeki dönemde? Yani iç dinamiklerde biraz yavaşlama, biraz ihracat pazarlarında değil mi? O nasıl İhracatta düşme var. İhracatta... Ne kadarlık bir düşüş var mesela sizin işlerinizde? Mesela biz ihracatta 3 ay sonrasına trende sıra verirken ve çok büyük tepki alıyorduk. Yani hiç de sempatik bir tepki değildi. Sanki taraf tutup birilerini götürürüz. Şu anda günübirlik veya %15, %20 ihracatta düşüş. Ama ithalat ihracat dengesine baksa ithalatta da artış var. Yani bir nakliyeci gözüyle bakarsanız gidiş dönüşü bir tur planlarsınız. Gidişte biz örneğin 4000 dolara gidip 3000 euro gelirken şimdi 4000'e geliyoruz, 3000'e gidiyoruz. Yani lojistikçi açısından bir şey değişmiyor. Sonuçta koyduğunuz bir rakamın karşını alıyoruz ama bu ithalattan, ihracattan. İhracatta sıralar ortadan kalktı. Neden bilmiyorum. Dövizin sabit kalması olabilir. Avrupa'nın bu sene tatilinin uzun sürmesi olabilir. Hava sıcakları nedeni olabilir. Bir sürü nedeni ama Türkiye tekrar Eylül-Ekim'den itibaren okulların açılması, işte herkesin tatilinden dönmesiyle dengeye oturur gibi görünüyor. Ama eskisi gibi sıralar yok. Arabada da öyle. Biz Reysaş olarak biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük otomobil dağıtımı ve üretimindeki yedek parça. Ben hep söylüyordum. Türkiye'nin yıllık satışı 600-700 bindir. Bu sene 1.2 ile kapanacak. Şu ana kadar 859 bini geçti. 1 milyon 100-200. 250 bin tane araba stoğa araba alındı. 250 bin araba stoğa alındı. Devletin koyduğu kuralların etkisi var. Ama etkisi de olmasa aynı hareket sürecekti. Sadece biraz paralar oynayabilirdi. Şimdi insanlar arabaları günübirlik almaya başlayınca bu 250 binlik birikilmiş sıfır montundaki arabalar devreye girecek. Ama bu sene 1.2 milyon. Gelecek sene 800-850 binde kapanacak. Zaten Türkiye'nin de iyi ve kötü dönemde 600-850'dir araba üretimi. Dediğim gibi bunlar pazar hareketleri. Yani bir yerde şey değil, bir şeyin bulunmazlığı değil. Pazar hareketi. Döviz yerine, işte altın yerine, borsa yerine araba çok daha iyi kazandırınca 18 liradan 26 lira 30 liraya döviz çıkınca en kolay yatırım aracı araba oldu. O zaman net nette tüm alanları düşündüğümüzde aslında lojistik tarafında bir daralma beklentiniz yok. O zaman 3. çeyrek, 4. çeyrek belki daha iyi performans kesinlikle gibi mi yorumlayalım? Çünkü para çok. Yani Türkiye'de çok büyük para hareketi var. Yani basıldı. Dünyada Amerika trilyon dolarlar bastı. Avrupa Merkez Bankası trilyon eurolar bastı. İnsanlar kaynakları çok fazla ellerinde bulunduruyor. Ellerinde bulundurması direkt tüketime gidiyor. Yani hepimizin bir markete girdiğinde, örneğin bir makarna almaya gittiğimizde kimsenin bir makarna daha çıktığını görmediniz. Neyi görse isterseniz bir alternatif bir pazar görüyorsunuz, bir arz var. Arzı tüketiyor. Bunun da tek bir yeri var, lojistik. Ve Türkiye lojistiğini son yıllarda öğreniyor. Yani her ürün genellikle bireysel kişilerin götürdüğü veya görmeyip tüketemeydi. Ama şimdi biz küçüklüğümüzde domatesi sadece Temmuz, Ağustos görürdük. Şimdi 24 saat görüyorsunuz. 365 gün görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Mesela ben her gün Antalya 360-400 tır domates, biber, patlıcan çıkartıyorum. Eskiden böyle miydi? Bizim küçüklüğümüzde domates, patlıcan yaz aylarına çıkar biterdi. Yani Türkiye'nin gelişimi, ekonomik gelişimi de var. Yani 40-50 milyar dolardan 1 trilyon dolara geldiğine göre para insanı tüketime yönlendiriyor. Hepimizin bir gömleği varken 10 gömleğimiz var. Tabii. Şimdi yakıt maliyetleri sizi nasıl etkiliyor? Biraz onu sormak istiyorum. Çünkü genelde hani taşımacılık şirketleri zaman zaman kendini farklı enstrümanlarla koruyor bu anlamda. Siz mesela fiyatlar artınca akaryakıt, çünkü son dönemde çok zamlandı. Hani siz rakamları tabii daha iyi bilirsiniz, bahsedersiniz de. Ne kadar mesela kar marjlarını etkiliyor? Yani yansıtabiliyor musunuz müşteriye veya burada hani daha çok fix... Hiç etkilemiyor fiyatlar öncelikle. Tam tersi pozitif etkiliyor. Çünkü hiçbir nakliyeci, biz taksici değiliz, belediye otobüsü değiliz. Yani devletin tayin ettiği bir rakamla çalışmıyoruz. Bizim sözleşmelerimiz şöyledir. Enflasyon %60, akaryakıt %40'tır ağırlık ortalaması. Sabah 9'da ekrandan biz zammı gördüğümüzde bir eskalasyonumuz vardır. Bütün müşteriler, ben 32 yıldır lojistik işi yapıyorum, daha bir gün dahi yakıtın yansımadığını görmedim. Sadece şöyle bir dönem oluyor. Geçmiş yıllarda ayda bir kere yansıtıyorduk. Çünkü 2-3 kere gelmiyordu. Ayda bir kere zam geliyordu. Şimdi frekans arttığı için sabah öyle, akşam haftada 3 kere aynı gün yapıyoruz. Aynı günde şöyle bir leh de oluyor. Bazen lehimize de oluyor. Belki akaryakıtın negatif etkisi lastik, akü gibi, motor yağı gibi yerlerde olabilir ama akaryakıtta biz müşteriye %40 zam yaptığımızda belki de bizim zamımız 33-34'lere kalıyor. Pozitif etkisi de oluyor. Ama ben akaryakıt
fiyat artsın demiyorum, bu öyle anlaşılmasın. Tabii. Akaryakıttan hiçbir lojistikçi, hiçbir nakliyeci zarar görmüyor. Çünkü biz belediye otobüsü fix taşımıyoruz. Tabii. Şimdi bu özellikle tabii şirketin elinde baktığımız zaman daha işte TL kredilere yönlenmiş gibi duruyor ama elde tabii bir döviz borcu yok. Önümüzdeki dönemde biraz bu borçluluk tarafını konuşalım. Nasıl yönetiyorsunuz? Alternatif enstrümanlarda da değerlendirilmiş özellikle nakit pozisyonu. Önümüzdeki dönemde ciddi bir nakit fazlası olabilir gibi ben algılıyorum. Biraz bahsedelim mi? Şimdi kur koruma ve faiz gelirleri dediğinize göre demek ki elimizde ciddi bir nakit fazlamız var. Borçlarımız 2024 yılında %90'a yakını kapanıyor. Elimizdeki nakitler de yıldıkça fazla. Tabii şu anda bir iki tane arsamız var. Artık arsa bulmak problem oldu. Milyon metrekare yerimiz var. Gelirlerimiz de oldukça iyi. Eskiye göre değil. Tabii ki döviz gelirlerimiz Türkiye Cumhuriyeti tarafından TL'ye çevrildi ama bizim müşteri ağırlığımız 5 yıl üzerinde olduğu için müşterileri belki dövizin aynı efektini yapmasak bile piyasa şartlarının çok artması, bizim fiyatlarımızın TL kalmasında tekliflerimizi hiç geri çevirmediler. Zaten cirolarımızdan da görülür. Örneğin bu sene 1 küsür milyar kirayı gelecek sene 1.8 milyar karla, kar demeyeyim de kira gelirle, kiralarda kar daha yüksek oluyor gibi öyle bir oranla kapatma ihtimalimiz var. Bunlar tabii ki bugünkü rakamlarla. Onu biz ayrıca şöyle lafınızı unutmayın ama şeyi sormak istiyorum. Yani kira sözleşmeleri nasıl yeniliyorsunuz? Yani tabii ki ticaride enflasyona endeksli ama bazen döviz bazında ciddi anlamda döviz hareketlerinin yaşandığı dönemde etkilenmişsinizdir mesela. Çok etkilendik. Yenileyebildiniz mi? Çok etkilendik ama müşterilerimizin %92'si çok uluslu şirketler ve daha önceden döviz ödedikleri için dövizi kendi bütçelerinde koruduklarından bizim o döviz kayıplarımızı ilk zamanlar kabul etmediler. Yani şöyle kabul etmedi. Niye TL'ye geçiyorsunuz? Bizim bütçelerimiz döviz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ister istemez TL'ye geçme mecburiyeti koyduğu için Türk yöneticiler ister istemez burada bir kar avantajını görüp TL'ye geçtiler. Fakat bu arada piyasadaki metrekare fiyatları örneğin şu anda son duyurumuzu gördüğünüzde 12 dolar civarında. Müşteri 5-6 dolardan 3 dolara düştüğü zaman bunu bir haksızlık olarak görmeye başladı. Bir de yasal olarak 5 yılı geçmiş bütün kiralarda bizim tespit etme hakkımız var. Kimse de deposunu değiştirmek istemiyor çünkü depo değiştirmek çok zor. Hatta depo yok. Sıfır şu anda. Zaten çok yüksek metrekareler aynı zamanda. Hem de 70 bin 80 bin metrekare taşımak isteseniz bir sene süre. Evet. İçine raf yaptığınızda 5-6 milyon dolarlık biz de iyi hizmet veriyoruz. Müşteri şunu yaptı. 12 dolar belki çok pahalı gördü ama 3 dolar oturmayı da haksızlık olarak kendisine değil bize haksızlık olarak gördü. Bunu 5-6 dolarlar gibi ortalama bir yere getirmeye başladık. Biz memnunuz, bir de paramız peşin. Yani biz öyle vadeli bir mal satmıyoruz. Her ayın birinde fatura kesiyor. Aynı gün geliyor. GEO şu anda Türkiye'deki oldukça büyük kuruluşlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Morgan Stanley'de, Financial Times'te falan Türkiye'deki endeksin içerisinde bulunuyor. Karlılıklarımız da düzgün, yönetim düzgün. Maliyetlerimiz yok neredeyse. Çünkü aset maliyetimiz de yok. Çünkü gitgide arsa fiyatları arttığı için Reysaş'ın depo fiyatları da çok yükseliyor. Arsa fiyatları. İki zaten sene önce depo bulunamıyordu. Mesela son gösterdiğimiz depoda 200 dolar aldığımız arsa şimdi orada 700 dolar. 300 dolara mal ettiğimiz depo şu anda 500-600 dolara mal oluyor. Bu değerlenmenin sürmesini bekliyor musunuz döviz bazında? Kesinlikle. Çok artacak. Çünkü tek bulunmayan depo. Siz otelin alternatifin bir yerde yatarak ofisi bir kafede, bir restoranda, bir arabada yaparsınız ama deponun alternatifi sıfır. Çünkü bir malınızı ham madde, mamul, yarı mamul de olsa bir yerde stoklamak zorunda durduramazsınız da. Ürün arkadan üretim devam ediyorsa bunu bir böyle paketleyip zipleyip yok. Ama kafede de bir ofisi evden de yönetiyor. Artık biliyorsun herkes evden yönetiyor. Tabii. Ama depoyu evden yöneten yok. Yani depo bir MTA'nın elle tutan bir ürünün stoklanması lazım. Bizim depolarda son 10 yıl içinde yapılan yeni teknoloji depo olduğu için hem yüksek hem yangın sistemleri, kalitesi çoğu da şehir içinde kaldı. Mesela benim depolar keşke depo özelliğini yitirse de konuta geçsem. Son Sancaktepe'deki depomuzu yıktık 7000 metrekarede 300 daire çıktı. Yani depolar şehir içinde kaldı. Müşteri için avantaj ama bizim de değerlenmeden çok pozitif etkileniyoruz. Evet, belki önümüzdeki dönemde bu tip adımlarda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük güneş enerjisi mesela depolar. Şu anda 55 çatı GES'lerle Türkiye'de bir numarayız. 14 sene önce Türkiye'de 001 koduyla ilk yapan biziz.
Peki bu elinizdeki nakdi nasıl değerlendireceksiniz? Yeni depolar mı gündeme gelecek? Kesinlikle. Veya gayrimenkul tarafında mesela konut projeleri mi dikkatinizi çekiyor? Enerji yatırımları mı? Bu dönemde çünkü borsadaki hemen hemen bütün şirketler bir enerji sağlayıcısı konumuna da geldi. Var mı böyle bir planınız? Bizim realiteyle işimiz var. Hı hı. Realite dışında bir şeyimiz yok. Çatımız boş duruyordu. 2 milyon metrekare çatının tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de Avrupa'nın en büyük çatı üretiminden bugün yaklaşık 50-60 megawatt, sene sonu 80 megawatt'a ulaşacağız. 80 megawatt bugün Türkiye'de orta ölçekli bir baraj büyüklüğünde ve temiz enerji. Yüksek derece karbon salınımı engelliyoruz. Dışarıya kendimiz satmıyorsunuz zannediyorum. Çok az satıyoruz çünkü depolar zaten soğuk hava deposu. Hı hı. Depolarda çalışanların hepsi elektrikli forklift olduğu için. Tabii enerji ihtiyacı çok zaten. Oradan da avantaj oluyor çünkü satın almak yerine o satın aldığımız pahalı fiyat yerine kendimiz üretiyoruz. Belli dönemlerde satıyoruz. Biz on grid off griddeyiz. Devlet ihalelerinden alınan bir rakamımız yok yani ihale girip de kilowatt saati. Ya piyasa üstünde mi biraz daha satılıyor? Tabii satın aldığınız için ben eğer onu almasaydım satın alacaktım tabii. O enerjiyi kullanmak için. Daha karlı çatıdan yapmak ve herkes bunu son yıllarda artırıyor, fabrikalar yapıyor. Elimizdeki nakitler hızla artacak. Yani bunun kontrolü mümkün değil. Yeni diken depo yapmaya devam edeceğiz. Belki hafif biraz renk değişim. Daha şu İstanbul dışı mı bu kez? Zaten burada arsa bilmiyorum var çok mı? Pahalandı, çok pahalandı ve müşteri 100 bin metrekare civarında depo istediği için sizin 150 bin bir yer bulmanız lazım. 150 binde 7 bin konutun siyabildiği bir konut. İstanbul dışında yakın bir yerlerde yani Adapazarı, Yalova, Tekirdağ gibi yerlerde arsalarımız var. Ve aramaya da devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyüğüz, Avrupa'da 8. sıradayız en büyük depo yatırımı. Depo anlamında. Çok hızlı da büyüdük ihtiyaç olduğu için. Müşteriler için bence zor. Depo bulamadıkları için ürünlerini maalesef çadırlarda mesela bizim elimizde 3-4 bin tane konteyner var. Depo bulamadığımız için konteynerler depo görevi görüyoruz. Mal stokluyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var. Ama reis aşağı bir çözüm bulacak. Bu büyümeye işte ekonomik istikrara düzgün bir SPK'ya kayıtlı halka açık iki tane şirket devam edecek. Aslında yeni alanlar değil birazdan mevcut alanlarda devam edecek yatırımlar. Yana da geçebiliriz ama bu yatay büyüme de yok. Yani başka depo yok ki gidip satın alalım. Yani almaya gerek duyar mıyız? Bu arada hisse performansı bir iki cümle onu soracağım. Burada ulaştırmanın aslında ulaşma ve havacılık sektörü ortalama 25,5 FK ile işlem görüyor. Sizde de 41,66 FK var. Önümüzdeki döneme ilişkin ne dersiniz? Burada? Kesinlikle bunlardan daha iyi olacak. Ben içindeyim. Çünkü bizim işimiz böyle bir markete bağlı işler değil. Sisteme bağlı değil. Yürüyen bir mekanizmanın büyüyerek devam edecek. Peki. Durmuş'ta ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum ve böylelikle piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.